Salih Can isimli yaşayıcımız sormuş. Yağ kuyrukları hakkında podcast. Evet sormamış söylemiş sadece. Gerçekten ilginç bir olaydı arkadaşlar. Ben İstanbul'daydım. Tam da yakıtlara zam gelecek dönemde araçla İstanbul'a gidip gelmemiz gerekti çekim için. Olsun. Destekçilerimiz sağ olsun. Bu tür şeyleri yapabiliyoruz. Hem İstanbul'da hem de yolda. Arkadaşlar çok garip videolar yolladı. Millet yağ izdihamında birbiriyle kavga ediyor. Birbirlerinin ellerinden çekiştiriyorlar. Şişe şişe almışlar böyle. Covid ilk çıktığı dönemde de benzer izdihamlar vardı. Şimdi her şeyden önce arkadaş demiş ya yağ kuyrukları falan diye. Yağ kuyruğu değil bu. Yağ izdihamı. Şimdi yeğenim sen bilmezsin. CHP zamanında yağ kuyrukları vardı. Şimdi kuyruk vuruk yok. Direkt bam bam bam. Her şeyden önce birileri diyor ki o haberler yalandı aslında. Ya stoğu bitti diye bir şey yoktu diyorlar. Ya da yağlara aşırı zam gelecek haberi yalan diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki siz bunu dinlerken o zamlar gelmiştir bile. Hatta şey bile deniyor. Birileri zengin olmak için bu yalanları uydurdu diye. Her şey olabilir arkadaşlar. Ama velev ki yağlar bitiyor. Velev ki aşırı zamlar gelecek. Ne olursa olsun şu hareketi ben yapmam abi. Yani yetiştirme meselesi mi, büyüme meselesi mi bence değil. Bence karakter meselesi. Genetik bir şey bence bu. Bir de yağ. Bak ekmek falan da değil. Yağ yani. Hani ölmezsin abi. Birbirinizin üstüne çıktığınıza değiyor mu? Bu bizim Orta Doğu insanı olarak karakterimiz. Tabi bu olaydan sonra hemen göstermişler. Rusya'da orada kıtlık var ya. Bakın işte orada insanlar hiç izdiham yapmıyorlar falan. Bir de bize bakın falan diye böyle karşılaştırmışlar. Genelde Japonya ile karşılaştırırlar da şu an Rusya gündemde ya. Bilen var mı arkadaşlar? Mesela Japonya'da Böyle izdihamlar falan oluyor mu? Bu insanların açlığından falan da değil gerçekten. Karakter bu. Neden bunu diyorum? Yani çay dağıtıyor, çay için birbirini parçalıyorsun. Makarna dağıtıyor, makarna. Yani markette yok mu 3 liralık makarna? 3 liraya makarna. O adamlar daha bile ucuza alıyorlardır. Satranç seti dağıtıyorlar. Satranç seti için birbirlerini parçalıyor insanlar ya. Yani gerçekten arkadaşlar genetiğinde bir dilencilik var insanların bu fakir olmaktan falan kaynaklanmıyor bence. İhtiyaçtan da kaynaklanmıyor. Küçüklükten beri şey muhabbeti vardır ya el açıp yukarı dua edin. Kulum ben. Ben kulum. Kul cool olacak şekilde insanların beynini yıkadıkları için mi var acaba? Benim gibi birkaç çıkıntı hariç insanlar kul cool olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu konuşuyorlar. Ben kulum abi. Ben hiçbir şey bilmem. Ben her şeyi yukarıdan beklerim abi. Yukarıdan gelirse olur abi. Ya karakterde yok diyorum ya şey falan oluyordu küçükken. İlkokulda mesela işte arkadaşlar kim şunu ister falan deyince herkes öğretmenim ben öğretmenim öğretmenim ben öğretmenim ben falan. Ben bakıyordum insanlar ne yapıyor bunlar. Hiçbir zaman bak bunu demedim. Hiçbir zaman bunu demedim. O çocukla onu yapar ya. Öğretmenim öğretmenim ben ben. Hiçbir zaman bunu demedim. Yani küçükten beri böyle bir karakterim olmadı hiçbir zaman. Çok ilginç. Şu çok ilginç yani. Genetik olarak insanların karakteristik özelliklerinin farklı olması her şey eğitim değil yani. Ya da her şey yaşadığın yer değil gerçekten. Yani bazı durumda dezavantaj olarak düşünülebilir. Çünkü yemek çok az kaldı diyelim. İnsanlar da ekmek dağıtacak işte. Ben insan gibi sıraya girerim. Böyle iz devam olsun. Ben 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 bana ver bana ver falan diye böyle. Benim düşünceme göre alt insan hareketi olan hareketi yapmam. Belki o yüzden ölürüm açlıktan. O yüzden bunu bir dezavantaj olarak düşünebilirsiniz. Hayatımda o kadar çok böyle bir durumla karşılaştım ki ve her seferinde gururuma yediremedim. Gururuma yediremediğim için şu hareketi yapmadım yani. İzdihamda da gene aynı şey geçerli. Yapamam abi. Atlayacağım böyle içeriye de işte o yağ kapacağım da milletin elinden falan. O hayvansal yönüme dönemem. Gitmiş yani o benim için. Kapış yapma, izdiham. Çünkü insanlara bakıyorum ne, ne lan bunlar diyorum. Şeyi bilirsiniz. Black Friday. Black Friday de işte izdiham millet birbirinin üstünü başını yırtar. Bizde de var o. Bazı oluyor ya ünlü firma işte %50, %70 falan indirim yapıyor. Böyle şey ya Yuvarlak yuvarlak teyzeler ya. Başı örtülü falan yani yolda görsen yavrum falan der. Ben bilmem kocam bilir yavrum. CHP döneminde kuyruk vardı yavrum diyen teyze böyle kepenkler yavaş yavaş kaldırılıyor ya. Yavaş yavaş kaldırılırken alttan böyle yuvarlana yuvarlana geçmeye çalışıyor falan. Koşturacak da oradan bir tane böyle artık kettle mı kapacak? Ütü mü kapacak? Ne oldu? Çıldırdınız mı amına koyayım ya? Manyak mısınız? Delirdiniz mi abi? Onu yapacağına az yağ ye. Ya da onu yapacağına biraz daha çalış, biraz daha para kazan. Biraz daha az israf et. Ne bileyim yani. Daha fazla kazanma şansın yoksa. Yani her ülke mi böyle diyorum ya Amerikalılar öyle onu biliyoruz. Avustralya'da falan da vardı öyle tuvalet kağıdı için birbirlerine giren insanlar. Her ülke mi böyle? Japonlar böyle mi? mesela? Çok merak ediyorum. Bir Japon övücülüğü yapacaktım ama yapamadım bilmediğim için. Çünkü şunu düşünün. Ulan herkes düzgün insan olsa Değil mi? İzdiham diye bir şey olmasa, herkes düzgün olsa o zaman kimsenin bu rezilliği yapmasına gerek yok. Evet. Siz bu yağ kuyruklarını ekonomiye bağlayacağım sandınız ama dediğim gibi şu an bugün yani yağın stoklarının biteceği ya da fiyatlarını fırlayacağı spekülasyon. İnsanlar bunun gazına gelip çıldırıp birbirlerinin üstüne çıktılar. Benim için şu anda en azından önemli olan o. Ekonomiyi hep konuşuruz. Ekonomiyi hep konuşuruz.